neden hepinize merhaba. Bugün size YouTube üzerinden aldığımız bir yorumda bahsedilen sorunun çözümünden bahsedeceğiz. Önce yorumu bir görelim. Arhan arkadaşımız bir kendi kanalında çözüm paylaşmış. Orada Windows Defender'daki bir ayarın kapatılmasını anlatmış. Ama gelen bazı yorumlarda o ayarın kendilerinde olmadığını söyleyen arkadaşlarımız var. Şimdi sorun şundan kaynaklanıyor. Windows 10 biliyorsunuz sürekli güncellemeler alıyor ve bu güncellemelerde bazı ayarların yerleri değişiyor. Ee, sanırım Arhan'ın çektiği video eski bir sürüme ait. Bu yüzden dolayı onun kapatılmasını istediği ayar diğer kullanıcılarda görünmüyor. Bahsedilen ayar Windows Defender'ın altındaki denetimli klasör erişimi ayarı. Şimdi öncelikle benim kullandığım Windows'un bir sürümüne bakalım. Hemen şuraya CMD yazıp Enter'a bastığım zaman göreceksiniz ben şu anda Windows 10'un 10.0.17134 sürümünü kullanıyorum. Bu güncel bir sürüm. Hemen denetimli plasör erişimi nasıl kapatılır bundan bahsedeyim bu sürümde. Arama bölümüne Windows Defender yazdığınız zaman veya tam Windows Defender ayarları yazdığınız zaman Windows Defender ayarları karşınıza gelecek. Bu ağır yerlerde şöyle Windows güvenliği penceresinde virüs ve tehdit korumasını tıklıyorsunuz. Virüs ve tehdit koruması ayarlarını tıkladığınızda normalde eski sürümlerde denetimli klasör erişimi hemen şu ekranın üzerinde geliyordu. Yani bakıyordunuz gerçek zamanlı koruma ve bunun altında bulunuyordu. Ama artık yeri farklı bir yerde şöyle... Bu sayfayı aşağı doğru kaydırdığınız zaman denetimli klasör erişimini göreceksiniz. Bu artık farklı bir bölüm. Doğrudan ayarı buradan değiştiremiyorsunuz. Denetimli klasör erişimini yöneti tıkladığınız zaman karşınıza fidye yazılımına karşı koruma penceresi gelecek. Bu sonradan eklenen bir özellik. Denetimli klasör erişimini kapatmak için buradaki açık olan ayarı kapalıya getiriyorsunuz. Denetimli klasör erişiminden biraz bahsedeyim. E, bu özellik bilgisayarınızda bulunan dosya ve klasörlerin çeşitli yazılımlar tarafından e, İslam istem dışı olarak değiştirilmesini engelleyen bir özellik. Örneğin bilgisayarınıza fidye virüsü ya da fidye yazılım olarak bahsettiğimiz yazılımlar bulaştığında ne oluyor? Bütün sizin resimleriniz, videolarınız bu virüs tarafından, fidye yazılımı tarafından şifreleniyor ve değiştiriliyor. İşte bu tür saldırılara karşı koruma sağlayan bir özellik. Tabii kapatmadan önce yine düşünün ee, sanırım bu Arhan arkadaşımızın bahsettiği bir oyunla alakalı bir problemden dolayı kapatmak gerekiyormuş. Bunun için yapıyorsanız bu ayarı kapatabilirsiniz. Daha sonra da gösterdiğim adımlardan tekrardan açabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Uzman metler hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.